arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle küçük bir sepet çalışması yaptık. Sepetimiz gayet küçük bakın şöyle avucumuzun içini olabilmekte daha küçük sepetlerde tabii ki çalışabilirsiniz. Sepetimizi başak modelimizi uygulayarak ördük. Şöyle altından bakalım. Altından orta kısımdan bakın sık iğnelerimizle başladık. Sık iğnelerimizin etrafını yine çifter çifter batarak aynı şekilde aynı batma yöntemiyle örerek ilerlettik hepsini de tam ilmeğimizin orta kısmına battık ve görmüş olduğumuz bu V gibi görünen kısımlar ortaya çıktı yeteri kadar büyüttükten sonra Buradan duvarımızı örüp yukarıya doğru geçtik ve bu kısımlar çok daha kolay bir şekilde devam etti. Çünkü burada artmamız vardı. Bu kenarlarımızda sadece belirli yerlerin içerisine örerek ilerliyoruz ve istediğimiz kadar yükseltebiliyoruz bu aşamaya geldiğimiz zaman. Evet, kolay gelsin diyerek hemen sepetimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Spidimizi yapmak için ipimizin kalınlığına öncelikle bakalım. Bakınız orta kalınlıkta bir ip ne çok kalın ne de çok ince. Esneyişi gayet güzel yumuşak bir ip. Penyesi çok hoş dokusu güzel. Ve bu ipimi örmek için 8 numaralı tığımı kullanıyorum. Evet şimdi sihirli halka yaparak sepetimizin tabanını örmeye başlayacağız ve başak modelini kullanacağız. Başak modelimizde geçişlerimizi de belli etmemeye çalışacağız. Gizli geçişlerle geçişimizi tamamlayacağız. Şimdi burada ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü buradan sonrasında yapacağınız bütün çalışmalarda Dilerseniz büyük, dilerseniz küçük sepet yapımlarında tamamen başlangıç aynı. Sadece devam ederseniz daha büyük sepetimiz olacak. Kalırsanız küçük bir şekilde daha küçük sepet olarak yukarıya duvarımızla çıkışımızı yapacağız. Şimdi sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Sihirli halka yapmakta zorlanan arkadaşlarımız şu şekilde bakınız. Elimizde eğer kafanız karışıyorsa bakınız. Kısa ipimiz bir karıştan biraz fazla ayırıyorum. İşaret parmağımın üzerine tıpkı e, örgülerde ördüğümüz gibi alıyorum. Daha sonra 3 parmağımın üzerinden bakınız şöyle geçiriyorum. Parmağımın hepsinin üzerinden ve bu kısa ipimi altından tekrar geçiriyorum. Yanına getiriyorum. Bakınız yanına getirdiğim zaman şöyle çarpıyı oluşturuyorum. Çarpanın üzerine baş parmağımı tutuyorum ve üstten bir tane zincirimi çekiyorum. Sihirli halkalar ilk temel ilk önce zincirle kapanışı yapıyoruz. Sonra içerisine sık iğnelerimizi ya da ne örmeniz gerekiyorsa örüyorsunuz. Birinci zincirimizde kapanışımızı yaptıktan sonra biz arkasına 5 tane sık iğne yapmamız gerekmekte. Şöyle bakınız. Birinci sık iğneyi yapıyorum. İkinci sık iğneyi yapıyorum. Bakınız elimden gayet rahat bir şekilde aldım, parmaklarımda tutuyorum. Üçüncü sık iğneyi yapıyorum. Dört ve beşinci sık iğnemi yapıyorum. Beş tane sık iğnemi yaptım. Şimdi dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz e, sihirli halkamız. Dilerseniz burada zorlanıyorsanız, bakınız şu şekilde de hemen çalışabilirsiniz. Yine kısa tarafı sağ elimden tarafı alıyorum. Şu şekilde hemen bükerek üstüne getirip koyuyorum bakınız hiçbir şey yapmadım düz sadece büküp üste getiriyorum yine biraz kalıyor bu uçta şöyle elimle tutuyorum İşaret parmağımı doluyorum ipimi ve alıyorum sağ elime tekrar girdiriyorum bakınız tığımı bir tane zincirimi çekiyorum rahat bir şekilde çektim bir zincirimi çektikten sonra bakınız burada iki gibi görülmekte araya giriyorum ve bir tane sık iğne 2. sık iğnemi örüyorum 3. sık iğnemi 4. ve 5. sık iğnemi örüyorum bakınız çok çok kolay her iki yöntemden hangisini tercih ederseniz ikisini de örebilirsiniz şöyle yan görünen bakınız biraz sonra kapadığımızda bu belli bir şekilde görünecek zincirimiz diğerleri bir 2, 3, 4, 5 buğday gibi görünen kısımlar ise 5 tane sık iğnemiz. Şu kısım zincirimizin olduğu yer. Şimdi 5 sık iğnemizi yaptıktan sonra halkamızı kapatalım. Halkamızı kapatmak için kısa ipimizi asılıyoruz. Bakınız ama şöyle bakınız tutuyoruz düzelterek Elimizde sıkıştırıyoruz. İlk önce sıkıştırdıktan sonra bakınız tamamen burayı kapamayalım. Çünkü biz buradan bir tane daha ilmek çıkaracağız. Eğer buraya kaparırsak, kaparsak daha sonraki çıkardığımız ilmek diğer ilmeklerimiz arasında fark olur. Böyle kocaman, iri bir ilmek görüntüsünü alır. Onun için şöyle biraz mesafemiz varken bir tane daha tığımızın başını buraya takalım. Bakınız girdiriyorum ve kısa ilmeğim tığımın üzerinde. Bakınız arada ve ilmeğimin bir tanesini alıyorum. Bakınız aynı mesafeye giriyor ve ilk buğdayımın her ikisini de kavrayarak altından giriyorum. Ve ipimi alıyorum. Sadece kapatıyorum. Birinci sıramı bu şekilde örmüş oluyorum. Şimdi kısa ipimi asılıyorum ve kapama işlemimi düzgün bir şekilde yapıyorum. Bakınız gayet hoş bir kapama oldu. Şimdi Birinci sıramızı sihirli halkamızı yaptık, aradaki en son kısmı ördük. Birleştirme işlemimizi de yaptıktan sonra ikinci sıramıza başlıyoruz. Sadece ikinci sıramıza geçerken bir tane zincirimizi çekiyoruz. Artık kısa ipimizde işimiz kalmadı. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın bir zincirimi çektim ve hemen işlemimi yapmaya başlıyorum. Bakınız. Şimdi gireceğimiz kısımlar şöyle arkadan göstermek istiyorum. Arkadan baktığımız zaman bakınız düz düz çizgilerimiz var. Düz düz görünen kısımlar. Bu kısımlar bizim sık iğnemizin örerken oluşturduğumuz, bakınız aldığımız bölümler sık iğnelerimizin arkadaki görüntüsü. Bu düz bölümlerin ortasında incecik bakınız çizgi şeklinde görüntüler var. Her birisinde bakınız hepsinde zayıf kimisinde kimisinde güçlü gibi görünmekte. Şimdi önden girdiğimiz zaman bu iki çizginin ya yani bu çizginin tam arasından çıkmamız gerekmekte. Şuradan bakınız. Şuradan, şuradan ve buradan. Eğer buradan değil aralardan çıkacak olursak modelimiz başak modeli olmaz bozulur. Şimdi buranın çıkış yerlerini ayarlamamız için de çok kolay bir püf noktası var. Bakınız her ikisinin sık iğnelerimizin birleşme yerinin tam altından girdiğimiz zaman buradan çıkışımızı yapıyoruz. Bakınız bir buradan gireceğiz ve iki defa örüyoruz ikinci sıramızda tekrar her ikisinin birleşme noktasından girdiğim zaman bakınız arkadan bu şekilde çıkıyoruz burası arkası şimdi bakınız hemen biraz önceki gösterdiğimiz anlattığımız gibi şimdi girişimizi yaparak başlayalım bakınız şuradan hemen girişimi yapıyorum ve bakın hemen düzgün yerden çıkıyorum şuradan çıkmam gerekmekte bakınız hemen buradan girdim Çıkıyorum bir tane sık iğnemi örüyorum. İkinci sıramız olduğu için ikişer tane sık iğne örüyoruz her bir yerde. İki tane sık iğnemi ördüm. Şimdi ikinci kez iki tane sık iğnemin birleştiği yere giriyorum. Şöyle bakalım. Bakınız arkadan düzgünce her ikisini ortadan ikiye ayırarak çıktık. Şuradan her ikisinin olduğu birleştiği yerden girdim. Arkadan çıktım. Bunlar çok kolay püf noktalar. Hani batışınız hakkında, batacağınız yer hakkında sizlere çok rahatlatacaktır. Birinciyi battıktan sonra ikinciyi aynı yerimize batarak çıkıyoruz. Ve ikinciyi de örüyoruz. Ve üçüncü yine bakınız birleşme noktasının tam şuradan giriyorum. Ve bakınız hemen çıkmam gereken yerden çıkıyorum. Bir defa örüyorum. Aynı yere girerek ikinci kez tekrar örüyorum. Ve devam ediyorum. Bakınız şuradan girmem gerekmekte. Yine buradan giriyorum. Arkadan doğru yerimden çıkıyorum. 1 Ve tekrar 2. 1 2 3 4. Şimdi şurayı döreceğiz. Bakınız her ikisinin olduğu birleştiği yerden tam batıyorum arkadan çıkmam gereken yerden çıkıyorum bu kısmı dikkat eder güzel öğrenirsek hiçbir şekilde zorlanmadan istediğimiz sepetleri örebiliriz başak modeliyle istediğimiz büyüklükte bakınız arayı sıkıştırıyorum artık iyice birinci sıramı tamamladıktan sonra ikinci sıramı da rahatça ördüm bakınız çok hoş bir şekilde kapanışı yaptım şimdi ikişer defa ördüğüm bölümlere bakalım 1 2 3 4 5 şimdi ikinci sıramı tamamladım üçüncü sıramıza geçmek üzereyiz ikinci sıramızı en son şuraya batıyorum şu kısma ve üçüncü sıramıza başlıyorum üçüncü sıramızda da bütün bölümlerimizi ikişer ikişer örüyoruz Evet 3. sıramıza şimdi başlayalım. 3. sıramızda hemen bakınız şu bölüme giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve ilk başlangıçtaki bakınız şurada örmüş olduğumuz sık iğnelerimizin ilk başlangıcın arka taraftaki bölümünü alıyorum. İkiye ayrılıyor bakınız öndeki ve arkadaki. Sadece arkasındakini alıyorum içinden geçiriyorum bu şekilde üçüncü sıramıza da başlamış oluyoruz başlangıçlarımızı bu şekilde gizli bir şekilde tamamlayacağız şöyle bakın düzeltelim eğer herhangi bir şekilde dönüşümüzde yerimizi karıştırma gibi bir durumunuz olursa ya da çok emin olmazsanız şöyle bir tane toplu iğneyi ya da herhangi bir şekilde bir aparatla geçiş yerimize işaretimizi bırakabiliriz. Şöyle bakınız bir tane toplu iğnemizi takalım elinize de batmadan şöyle içinde kalsın ee, yoksa ayraçlarınız tutmuyor ya büyük bir çengelli iğne takabilirsiniz şimdi geçişimizin yerini bu şekilde belirlersiniz tam toplu iğnemizin kırmızı başının olduğu yer herhangi bir şekilde zincirimizi çekmiyoruz zincirimiz sadece birden ikiye geçişte vardı diğerlerinin hiçbirisinde zincir çekmeden bu şekilde geçişlerimizi yapıyoruz artık e, yukarıya doğru örmeye başlıyoruz bakınız şimdi sıramıza devam edelim bakın tam her iki ilmeğimizin birleştiği yerden giriyorum. Bakınız tam yerinden çıkıyorum. Lütfen buraya dikkat edelim. Eğer buradan çıkmaz, eğer yanlardan çıkarsak başak modelimiz olmaz ve bozulur. Evet, bir üçüncü sıramızda da ikişer defa örüyoruz. Aynı yere bir daha batıyorum. 2 ve devam ediyorum Sırasıyla bakınız batıyorum aynı yerden çıkıyorum bakınız ikişer defa batarak örüyorum bir defa dikkatli yaptığınızda bütün sepet altlıklarımız aynı şekilde olacaktır. Başak çalışacaksanız başakta gayet güzel durmakta tabi dilediğiniz modellerle de başlayabilirsiniz devam edebilirsiniz zevkiniz uygun değişik değişik de örebilirsiniz ama genelde temel prensip olarak bu şekilde yaptığımız zaman zorlanmadan her türlü modelimizi uygulayabilirsiniz. Evet şimdi her ikisinin birleşme noktasındayım bakınız şu araya giriyorum tığımız zaten kendisi çıkması gereken yerden çıkıyor. Doğru girişi yaptıktan sonra hiç sıkıntı olmuyor. Sıra başına kadar bu şekilde ikişer ikişer batarak gelelim. Evet işaretimizi gördük. Demek ki oluyor ki üçüncü sıramızı tamamladık. Artık dördüncü sıramıza başlarız. Eğer penye iple ilk tecrübenizse ilk defa bir şeyler örüyorsanız lütfen herhangi bir şekilde bir işaretimizi takalım. İğne olsun, ip olsun bir şekilde işaretimizi takalım ki sizi kesinlikle yıldırmasın. Çünkü görmüş olduğumuz bu ilmekler bazen karışabiliyor. Geçiş yerinde hatalara düşürebiliyor. O da azmimizi kırmasın. Onun için işaret her zaman için güzeldir. Özellikle yeni başlayan kardeşlerimiz için. Evet işaretimin olduğu yere geliyorum. Yine bir defa batıyorum. Diğer taraftan bir tanesini alıyorum. Dıştakini ve dördüncü sıramıza başlıyorum. Dördüncü sıramızda bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Çift tek çift tek olarak örüyoruz. Çünkü bu gibi yuvarlak yaptığımız e, ürünlerin tamamında hepsini çift ya da hepsini tek yaparsak e, olmaz. istediğimiz bir düzgünlüğe yakalayamayız. Hepsini çift yaptığımız zaman çok fazla mağrurlanır. Tek yaptığımız zaman ise kesinlikle büyümeden kapanışa geçer. Evet şimdi işaretimin olduğu yerdeyim bakınız. Ve girişimi yapıyorum. Şuradan bir tanesini alıyorum. Ve dördüncü sıramızı çift tek olarak örmeye başlıyoruz. Evet hemen giriyorum. Ve bakınız düzgün yerimizden çıkıyoruz. Hemen bu düzlerin altındaki çiftten çıkmamız gerekiyordu. Bir tane ilmeğimi alıyorum. Ve diğer taraftan dıştakini alıyorum. Ve geçiyorum ve iğnemi çıkarıyorum buradan. Buna şöyle takıyorum. Bakınız ilk geçişimizi bununla yapmıştık. Dilerseniz elinize falan batmasın şöyle içeriye doğru kapatabilirsiniz. Evet. Şu şekilde Ördükten sonra başlıyorum. Artık ilk şuraya bakınız. yine biraz sıkıntı yapmasın. Hemen şöyle işte doğru yoldayım. Evet. Hemen giriyorum. Birinciyi çift olarak örüyorum. İlk girişimi yaptım. Bakınız. Düzgün yerimizden çıktı. Çift olarak örüyorum. Bir. Aynı yere bir daha giriyorum. Ve iki sıradakini örüyorum. Sıradaki bakın her ikisinin birleşme noktasına girdiğim zaman doğru yerden çıkacağım. Bir tane burayı örüyorum. Bir çift bir tek olarak tek örüyorum. Bir sonrakini Çift olarak örüyorum ve dördüncü sıramızı bir çift bir tek olarak tamamlayalım. Çiftle başladık ve başlangıç yerimizde bakınız işaretimiz. Evet sıramızın sonunda görüşelim. Evet işaretimizin olduğu yere geldik. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Beşinci sıramızda bütün e, sıramızı birer birer örüyoruz. Şimdi giriyorum artık ayracımı çıkarıyorum çünkü bunun üstüne örmek istemiyorum 5. sıradan sonra duvarımı örüp yukarıya doğru geçmek istiyorum ilmeğimi hemen alıyorum diğer tarafın üstten dıştakini alıyorum hepsinin içerisinden geçiyorum ve bu şekilde geçişimi yapıyorum Tabi dilerseniz yine e, takabilirsiniz geçiş yaptığımız yer burası şöyle çok çok rahat edersiniz özellikle yeni başlayan arkadaşlarım lütfen takın çünkü karıştırabilirsiniz hevesiniz kesinlikle kırılmasın ve başlıyorum her birine birer birer batıyorum. Bakınız her seferinde battığımız zaman doğru yerden çıkışımızı yapıyoruz. Şöyle her ikisinin birleşme noktasına battığımız zaman en doğru yerden çıkışımızı yapıyoruz ve birer birer örelim. Hepsine bir tane batalım. Şöyle bakınız. Şu ikisinin olduğu yerden battığım zaman çok güzel çıkışımı yapıyorum. Beşinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Birer birer örerek çekiyorum. Diğerine batıyorum. İpimiz çok kalın olunca bazen geçerken perdelenebilmekte. Ama hiç problem yok. Hemen hallediyoruz ve birer birer örüyoruz. Başa kadar gelelim. 5 sıramızın sonuna geldik. Ve üstten bir tane alıyoruz. Her zamanki gibi geçişimizi yapıyoruz. Ve bu şekilde altımızı tamamlıyoruz. Taban kısmını tamamladık. Bakınız geçişimizin olduğu bölüm burası. Ve diğer kısımlarımızı görmekteyiz. Son derece düzgün oldu. Hiçbir şekilde belirli değil. Yani e, çirkin, göze batan herhangi bir bölüm yok. Şimdi duvarımızı yaparak yukarıya doğru örmeye başlayalım. Bunun için artık artma yapmıyoruz. Yukarı kısmına geçişimizi yapıyoruz. Şuradan başlıyorum örmeye. Sadece dıştan alıyorum. Dıştan alıyorum ve örüyorum. Yukarıya doğru dönmesini sağlayacağız. Dıştakini alıyorum. başlangıç yerimize kadar sadece dıştaki bölümümüzü alalım ve örelim. Şimdi içe doğru kıvrıldığına bakmayın. Hemen onu elimizle düzelteceğiz. Bakın sadece dıştakine giriyorum, alıyorum ve kapatıyorum. Dıştaki bölümü alıyorum, kapatıyorum. hızlı yapmak istediğimiz zaman tabii ki gelmeyebiliyor bazen ipimiz çok kalın olduğu için yani örgü iplerimizden kalın olduğu için birer birer aldık yukarı çıkış duvarımızın temelini attık bu şekilde başlangıç 20'e kadar geliyorum Bakın şöyle döndüreceğiz. Şu şekilde. Düz kısım burası olacak. Dışa gelecek kısım iğnemizi taktığımız bölüm. Örüyorum. Başak modelimizi uygulayacağız yukarıya çıkışımızda. Aynen aşağıdaki gibi. Aralara gireceğiz ama burada e, yukarıda daha rahat olacak. Çünkü artışımız olmayacak. Şöyle görelim. Bakınız. Çevirdiğimiz zaman. Evet en son geçiş yerine bir tane batıyoruz. Direkt diğer karşıdaki ilmeğimizden bir tane alalım. Ve geçişimizi şu şekilde yapalım. Birinci sıramızı tamamladık duvarımızı şöyle görelim. Şimdi üzerine örmeye başlayalım. Üzerinde yine başaklarımızı örerek devam edelim. Bakın her bir ilmeğimizi birer defa örelim. Şöyle. yerine giriyorum. Artık buradan sonrası gayet kolay. Artışlarımız olmadığı için birer birer başaklarımızı yaparak ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Sıramızı tamamlayarak geldim. Yine geçişimizi yapacağımız yerdeyiz. İlk yerden bir tane ilmeğimi aldım. Diğer taraftan sadece arkadaki ilmeğimizi alıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bakınız şöyle giriyorum. Diğer her bir başağımızın içerisine bir defa batarak örelim. Evet biraz büyütelim. En son başlangıç yerimize geldik. Bakınız şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimize geçmek için tığımızın başını arkadan girdiriyorum. Ve ilmeğimi şu şekilde alarak arkaya geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Birkaç sıra öreceğim için ipimizi keselim. Eğer aynı anda sürdürseydik kesmeye gerek yoktu. Şimdi Diğer rengime geçiyorum. Diğer ipim biraz ince olduğu için bu yeşilimden krem rengim. iki kat yaparak bunu örmek istiyorum. İki kat ettiğim krem rengi ipimi ince olduğu için bakınız bunu önemli hatırlatıyorum. Eğer aynı kalınlıkta ise tek kat olarak devam edelim. Sepetimizin herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Bakınız başağımızın içerisinden giriyorum. Aynı şekilde ve örmeye başlıyorum. Şu şekilde biraz ipimizi uzatıyoruz bir ve altına alıyorum bakınız sırası ile ipimizi de alttan götürüyoruz uçtaki bıraktığımız kısmı ve devam edelim birkaç sırada bu şekilde örelim ikisini aynı anda alalım acele etmeden Şöyle görelim birkaç sıra örelim büyütelim 1 2 3 sıramızı ördükten sonra şimdi kapatalım ve kenarını örelim düz olarak kapatıyorum başlangıç yerime geliyorum batıyorum ve kapatıyorum bakınız şu şekilde ve başlıyorum Şuradaki aralara giriyorum, ilmeğimi geçiriyorum yanda. Araya giriyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Araya giriyorum. Bakın hemen araya ipimi geçiriyorum. Tekrar araya giriyorum. İpimiz iki kat olduğu için biraz zorlayabiliyor. Geçiyorum tekrar aralardan ilerleyerek sepetimin kenarını kapatıyorum bakın şu şekilde şöyle tığımı çekeyim şu şekilde örerek ilerliyorum batıyorum şuradaki görmüş olduğumuz boşluğa giriyorum Başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek geliyoruz. Başlangıç yerimize kadar kenarlarımızın hepsini örerek geldim. Bakınız ipimi artık kestim. İpimi kestim şu şekilde. En son ilmeğimizi yaptıktan sonra ipimi geçiriyorum ve şuradan bakınız içeriye doğru ipimi alttan alıyorum. Şöyle elimizle de düzeltelim. İçeriye doğru ipimizi kaydırarak aşağıya doğru geçirelim. Evet bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. İlk önce alt kısmından başlamıştık. Sonrasında duvarımızı örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramızda tamamladık. Görmüş olduğumuz gibi kenarımızı da güzelce belirledikten sonra sepetimiz kullanılmaya hazır hale geldi. E, ayrıntılı bir şekilde alt kısmını özellikle anlatmaya çalıştım. E, dilerim e, faydalı olabilmişimdir. E, dilerim hiç... E, bir daha ihtiyaç duymadan kendi başınıza yapabilecek gibi anlatabilmişimdir. Evet şimdi ben sadece geçici şöyle görüntüsü için içine güzelce çiçeklerimi yerleştirdim sepetimin. Tabii siz hangi amaçla kullanacaksanız o amaca uygun olarak kullanırsınız. Evet hepinizin ellerine, kollarına sağlık. Yeni çalışmalarınızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.